Devrede 1 dakika tamamlanmak üzere, henüz puan yok. 7-1 ilk devrenin skoruydu ve devam ediyor. Gürcü güreşçi yoruldu. Şimdi Alman güreşçinin oyununu seyrediyoruz. Şimdi kündeye girmek üzere ama bir anda o da köprü pozisyonunda kalıyor. Kendi oyunuyla köprüye düşüyor ve şimdi yükleniyor Gürcü güreşçi. Rakibini öylesine tutuyor. Aradaki farkı da açıyor. Bir sayı daha alırsa karşılaşmayı zaten sayı tuşuyla kazanacak. Şimdi yükleniyor. Tuş, sayı tuşu hiç önemli değil. Bu aşamadan sonra maç kazanmak önemli. Ve Gürcü güreşçi, güreşçimizi de grubunda 11-1 yenmişti. Şimdi eğer bir sayı daha alırsa Alman rakibini de 11-1 yenecek. Ama köprü pozisyonunda öylesine karşılaşmanın bitmesini bekler gibi ve fotoğrafçılara poz verir gibi bakıyor. Yükleniyor. Evet, şimdi tuş geliyor. Böylece 4 dakika 49 saniyede Gürcü güreşçi rakibini tuşla mağlup ediyor ve kilosunda ilk 8 güreşçi arasına katılıyor. Şimdi bu maçtan sonra mindere güreşçimiz Yüksel Şanlı çıkacak ve Moldovalı rakibiyle karşılaşacak. Ve güreşçimiz bu karşılaşmayı kazanırsa yenildiği rakibinden rövanş alma şansı doğacak ve rakibi Gürcü güreşçi olacak. Gürcü güreşçinin Alman rakibini tuş yaptığı anı şu anda yönetmen arkadaşımız Nesim Tuğuş'u yeniden ekrana getiriyor. Seyrediyorsunuz.